Lozan'la kurulan Boğazlar rejiminin Montrö'yle ve Montrö'nün anlaştığı zamandaki Türkiye'nin şartlarıyla Türkiye'ye daha avantajlı bir hale büründüğünü söyledikten sonraki doğrudur, hakikatli bir ifade bu. 2019, 2020, 2023 neyse olursa, ne zaman yapılırsa bu kanal, o zamanki Türkiye'nin buradan elde edebileceği yegane avantajın statükonun korunması olduğunu söylemek bana pek tutarlı gelmiyor. Nasıl ki Lozan'dan Montrö'ye burada avantajlarımızı arttırabildiysek, Montrö'dan da yeni kurulacak Boğazlar rejimine ve bu geçiş rejimine dönük olarak avantajlarımızı arttırabiliriz. Zaten Kanal İstanbul'un diğer zorlayıcı, yani işte çevresel faktörlerden, güvenlik faktörlerinden tutun, diğer onların haricindeki çıkış noktalarından birisi de bu. Benim baktığımda o, şöyle bir tablo var karşımızda. Burada bir boğaz geçişi var. Bunun bir ekonomik boyutu var. Bir güvenlik boyutu var. Çevre güvenliği ve insan güvenliğinden bahsediyorum. İşte bu tanker kazaları, şunlar bunlar. Ve bir de stratejik boyutu var. Daha hem askeri güvenlikten bahsediyorum, hem buradan yapılan petrol sevkiyatını, tankerlerle yapılan petrol sevkiyatını kontrol etmekten bahsediyorum. Üç tane başlık var. Meselemiz şu olmalı bence. Bugünün şartlarında Türkiye'nin Montrö'ye göre, nasıl ki Montrö imzalandığı zaman Lozan'a göre şartları daha iyiydi Türkiye'nin ve Montrö mümkün oldu, Türkiye'nin Montrö'ye göre şartlarının daha iyi, elinin daha kuvvetli, uluslararası güç dengelerinde daha muhkem bir yerde yer aldığını kabul ederek, bu saydığım üç başlıkta, ekonomik, güvenlik ve stratejik başlıklar içerisinde Türkiye'nin milli menfaatlerine daha uygun bir sistem kurmaktır. Şu denilebilir, bu makuldür. Ya Kanal İstanbul'un şu 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 sakıncaları var. Dolayısıyla biz bu Kanal İstanbul işine niyetlenirsek burada bu menfaatlerimizi yeterince arttıramayız. Fakat bu menfaatler şöyle arttırılabilir diye bir yol haritası önerilebilir. Nihayetinde Kanal İstanbul'da bu anlamda masanın üzerindeki fikirlerden birisi. Ama şu yaklaşımı, ya biz buna aman dokunmayalım, biz buna dokunursak buradan çok fazla zararlı çıkan biz oluruz, kaybetmeye mahkumuz yaklaşımını doğrusu ben anlamakta zorlanıyorum. Yani hem kişisel bakışımın ötesinde buna dokunup avantajlarımızı arttırdığımızın bir örneği var ve bu örneği herkes kabul ediyor. Şimdi geçen programımızda da bunu konuştuk. İzleyicilerimizin merak ettiği konu şu: peki nasıl kazanılabilecek? Yani Kanal İstanbul yapıldı, o ticaret gemilerini oraya yönlendirmenin yolu Montrö'yü bir şekilde farklılaştırıp yenilemek mi? Ya da nasıl bir yol izleyebilir Türkiye? Bakın, sizin önerdiğiniz ya da hani öngörülen şeyde, nedir? Şu anki statükoda bunu tartışmaya açma alternatifiniz tamamen yok demeyeyim ama çok düşük. Çünkü sizin ikinci bir alternatifiniz yok. Kanal İstanbul gibi bir meselenin gündeme gelmesi bile, ya da onun yerini tutacak herhangi bir başka önerinin gündeme gelmesi bile, siz masanın üzerine bir seçenek koyuyorsunuz ve o seçenek üzerinden kendi milli menfaatlerinizi nasıl arttırırsınız, onun pazarlığını yapıyorsunuz. Evet, Montrö bizim için Lozan'a kıyaslandığında avantajlı bir anlaşmadır ve dünyanın bazı yerlerindeki boğaz geçişlerine, bu tür doğal boğaz geçişlerine, oradaki rejimlere bakıldığında da avantajları barındıran bir anlaşmadır. O zaman biz bunun cevabını çok özür dilerim. Bunun daha iyisini istememiz önünde ya da daha iyisini aramamız önünde, niçin zihnimizin önünde böyle bir bariyer var? Peki, aman bu mesele...